Orta kuşakta yer alan ülkelerde dört mevsimi yaşanmasında unsurlarından hangileri etkili olmuştur? Ki bu dünyanın eksen eğikliği ve yıllık hareketiyle alakalı bir durumdur. Ve baktığımızda dünyanın eksen hareketi, günlük hareketi bununla orta kuşağı bağdaştıramıyoruz. Dünyanın yörünge hareketi yani elips yörüngede eksen eğikliği sonucu 23-27 yatık olma sonucunda hareketi orta kuşakta yer alan ülkelerde 4 mevsimin yaşanmasını sağlamıştır. Ekvator ile ekliptik arasındaki açı eksen eğikliğidir. Eksen eğikliği ki orta kuşakta ve bunların ortaya çıkmasında en önemli etkendir. Yörüngenin şeklinin elips olması ki Şubat ayının 28 gün sürmesi, bunun yanında mevsim sürelerinin farklılık göstermesi yarım kürelerde, dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızının değişmesi gibi faktörler de etkili olmuştu. O yüzden de 2 ve 3'ü biz bu durumun yaşanmasında etkili faktörler olarak dikkate aldık. Yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki şekilde bir merkeze ait gece gündüz süre değişimi gösterilmiştir. Buna göre grafikte bulunan merkez aşağıdakilerin hangisi üzerinde yer alır? Şimdi bakıyoruz. 21 Haziran'da arkadaşlar 24 saat gece yaşamış. Biz 21 Haziran'da daha uzun gündüz yaşıyoruz ve Kuzey Yarımküre'deyiz. Bu 21 Haziran'da arkadaşlar en uzun geceyi ve hatta 24 saat geceyi yaşadıysa Güney Kutup noktasında yer alabilir. Çünkü Güney Kutup noktasında 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz ve 24 saat gündüz yaşanırken 21 Aralık'ta en uzun gece yani 24 saatte gece yaşanmış oluyor. Bunun yanında bakın 21 Haziran'da gündüz süresi sıfırlanmış. Çünkü 24 saat gece yaşayınca sıfır olarak da gündüzü yaşamış. Bu anlamda Güney Kutup noktası şeklinde ve o alan içerisinde yer alan başka bir kısımda değerlendirebiliriz ki 24 saate yakın bir değer de verilmiş olabilir. Daha detaylı bir grafik elde edilirse. O yüzden E şıkkını doğru cevap olarak almış olduk. O dairenin içine girdik ve kutup noktasına geldiğimizde artık tam anlamıyla 24 saat gece yaşamış oluyoruz. Güney yarımkürede bulunan bu merkezler kısmında. Yukarıda koordinatları verilen merkezlerden hangisinin yıl içinde bakı yönü değişir? Ki güneş bakısı dediğimiz güneşe dönük olan yamaçlardan burada bahsediyoruz. Ve dünya üzerinde arkadaşlar dönenceler arasında kalan merkezlerde bakı yönü değişkendir. Çünkü hem kuzeyden hem de güneyden güneş ışınlarının daha dik açıyla alma ihtimali söz konusudur. Ki kastettiğimiz durum şu şekilde açıklanabilir. Şimdi dönenceleri çizdik. Dönencelere bir defa dik geliyordu. Dönence arasında iki defa dik geliyordu. Örneğin 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine dik geldi diyelim. Burada bulunan bir merkezin bakı yönü kuzey olacaktır. Tam tersi 21 Aralık'ta dik geldi. Bu merkezin bakı yönü güney olacaktır. Yani dönenceler arasında bakı yönü değişkendir. O zaman biz 23-27 arasında bir merkez arıyoruz. Yani dönenceler arasında bir merkez arıyoruz. O da verilen şekilde 5 numara olarak dikkate alınabilir. Yani E şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Dünyanın Güneş'e göre konumunun şekildeki gibi olduğu tarihte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Bu tür sorularda hangi tarih olduğunu gece ve gündüz değişimine bağlı olarak bilmekteyiz ya da söylemekteyiz. Örneğin burada arkadaşlar kuzeye doğru gittiğimde gece süresi uzamış ve kuzey kutup dairesi içerisine girdiğimde gece süresi artık 24 saati bulmuş. Ve ne oluyor? 21 Aralık tarihi oluyor. Çünkü kuzeye doğru gece süresi uzamış ve kuzey yarımkürede gece süresi gündüze göre daha uzun olmuş. Demek ki tarihim kış dönemi 21 Aralık diyebilirim. Buna göre aydınlanma çizgisi kutup dairesine teğet geçer. Bakın kutup dairesi 66-33 bunlara teğet bir şekilde geçmiş doğru bir bilgi. Oğlak dönencesinde gece gündüz süreleri eşit demiş ki eşit değil arkadaşlar. Eşit olan yer Ekvatordur. Oğlak dönencesinde baktığımızda gece gündüz süreleri eşit değil, gündüz süresi daha uzun olmuştur. Bu yanlış bir bilgi. Türkiye'de kış mevsim başlar 21 Aralık tarihi demiştik. Türkiye'de bu tarihten sonra gündüzler uzamaya başlar. Çünkü en uzun geceyi yaşadık, daha uzun gece yok. Bu tarihten sonra geceler kısalmaya, gündüzler
uzamaya başlar. Çünkü zirveden artık inmemiz gerekiyor. Bu da doğru bir bilgi. Kuzey Kutup Dairesi ve içerisinde güneş doğmaz ki 24 saati bulan gece süresinin yaşandığını görmüştük. B şıkkı burada yanlış olan şıkkımız oldu. Aşağıdaki grafikte yatay düzleme dikilen 1 metrelik çubuğun gölge boyu grafiği verilmiştir. Buna göre bu çubuk aşağıdaki enlemlerin hangisine yer alır? Şimdi bakıyoruz. Ne olmuş? 21 Haziran'da en uzun gölge olmuş. Demek ki bu tarihte güneş ışınlarım en eğik açıyla gelmiş. Çünkü daha dik geliyorsa daha kısa gölge boyum oluşuyordu. Örneğin 21 Aralık'ta da en dik açıyla gelmiş ve gölge boyum en kısa olmuş. Ki 21 Haziran'da en eğik geliyorsa ki bizde daha dik geliyordu biliyorsunuz Kuzey Yarımküre'deyiz. O zaman bu Güney Yarımküre'de bir merkez olabilir. Çünkü 21 Haziran'da orası kış mevsimini yaşıyordu. O yüzden bu Güney Yarımküre'de bir yer olabilir dedik. Kuzey Yarımküre'de olan yerleri eleriz. Ki Ekvator zaten olamaz. Çünkü Ekvator'da ne yapıyordu? Sıfır olabiliyordu. Ne zaman? 21 Mart, 23 Eylül tarihlerinde. Onu da eleyebiliriz ve Kuzey Yarımküre'de eleyebiliriz. Geriye iki şıkkımız kaldı. Ki 23-27'de yılda bir defa dik açıyla geldiği için gölge boyumuz sıfır olabiliyor. Ama şeklimizde gölge boyunun sıfır olduğu bir tarih verilmemiş. O yüzden 23-27'de eledik ve baktığımızda özellikle 45 derece enlemlerinde cismin boyu 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gölge boyuna eşit oluyordu. Yani 1 metre 1 metre şeklinde sadece 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde 45 derece enlemlerinde cismin boyu gölge boyuna eşit olmaktadır. Bu bilgiyi de burada kullanabiliriz. Ama eleme yöntemiyle biz zaten E şıkkına ulaşmış olduk. Kuzey Yarımküre'de gündüz süresinin gece süresini geçmeye başladığı günde. Bakın gündüz süresinin gece süresini geçmeye başladığı günde. Ne oluyor arkadaşlar? Kuzey Yarımküre'de gündüz süresinin gece süresini geçmesi için ne oluyor? 21 Mart'tan sonra olması gerekir. Çünkü 21 Mart'ta 12 saat gece 12 saat gündüz yaşandı ve 21 Mart'tan sonra artık işte 12 saat 01 diyelim gündüz yaşanırken 11 saat 59 dakikada gece süresi yaşanmış olur. Yani 21 Mart'tan sonra artık gündüz süresi daha uzun bir şekilde gerçekleşir. Buna göre bakıldığında Güney Yarımküre'de kış başlar demiş. Ki 21 Mart ilkbahar, sonbahar başlangıçları, 21 Haziran kış başlangıcı ki Güney Yarımküre'de kış başlar kısmı burada yanlış. Türkiye'de yıl içerisinde en kısa gölge yaşanır. Ki ne oluyor? O tarih ve o günlerde en kısa olmasa da gölge boyu giderek kısalmaya başlıyor. Çünkü 21 Haziran olması gerekiyordu. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer. Ki 21 Mart tarihi kutup noktalarından geçen, 23 Eylül tarihi kutup noktalarından geçtiğini biliyoruz. Kuzey kutup noktasında 6 ay sürecek gündüzler başlar. Çünkü ne oluyor? 21 Mart'tan sonra yaz dönemi artık geçiş dönemine giriyoruz. Ve bu tarihten 23 Eylül'e kadar ne oluyor? Gündüz süresi yaşanıyor. Bu da doğru bir bilgi. E şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Dünyanın güneşe karşı konumu şekildeki gibi iken ülkelerinden hangilerinde kış başlar? Şimdi bakıyoruz. Kuzeye doğru gittim. Ne süresi uzadı? Gündüz. Beyaz kısım gündüz ifade ediyor. Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçmiş. Ve baktığımızda özellikle kuzey kutup dairesine girdiğimde 24 saat gündüz yaşamışım. O zaman bu kuzeye doğru gündüzün artması ve Kuzey Yarımküre'de gündüz süresinin daha uzun olması bana bu tarihin 21 Haziran olduğunu gösteriyor. Ve buna göre baktığımızda biz 21 Haziran'da yaz mevsimini yaşıyoruz ve Kuzey Yarımküre'deyiz. O zaman kış mevsiminin yaşanması için Güney Yarımküre'de olması gerekir. Kış başlangıcı olarak 21 Aralık'ı dikkate alıyorduk. Tabii ki Türkiye için bu geçerli ama Güney Yarımküre için yaz başlangıcı. Tam tersi 21 Haziran'da bizde yaz başlangıcı, onlarda da kış başlangıcı. O zaman bu Güney Yarımküre'de bir yerde olmalı. Ne yaptık? Fas. Fas'ı aldığımızda özellikle Afrika'da bulunuyor ve Kuzey Afrika'da yer alıyor. Ekvator'un kuzeyinde. Meksika, Ekvator'un kuzeyinde. Ama Arjantin ve Yeni Zelanda Ekvator'un güneyinde, yani Güney Yarımküre'de yer alan merkezler. O zaman bunlar da bu tarihte biz yazı yaşarken onlar kışı yaşıyor. 3 ve 4, yani E şıkkı burada doğru cevabımız oluyor.
Güneş ışınları dönenciler arasında dik geldiği için dönenciler arasında bulunan ülkelerde gölge boyu yıl içerisinde sıfır olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde gölge boyunun sıfır olması beklenmez. Brezilya, Ekvator'un geçtiği alanda ve bu dönencilerin arasında yer aldığı için gölge boyu sıfır olur. Avustralya yine dönenciler ve dönence çöllerine sahip alanlardan birisi. Burada da yine gölge boyu sıfır olabilir. Malezya, Endonezya yine ekvator çizgisinin geçtiği ülkeler arasında yer almaktadır. Nijerya yine aynı şekilde baktığımızda işte Kongo havzası gibi alanlar var orada. Ekvatoral iklimin görüldüğü, bu da geçerli. Ama İspanya orta kuşakta olan bir ülke. Yani dönenciler ve arasında yer almadığı için burada gölge boyunun sıfır olması beklenemez. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıdaki grafikte bir merkeze ait yıl içerisinde güneş ışınlarının yere düşme açısı verilmiştir. Buna göre bu merkez için hangileri doğrudur? Şimdi bakıyoruz. Ne verilmiş arkadaşlar? Güneş ışınlarının düşme açısı. En dik geldiği ve 90 derecelik açıyla geldiği tarih 21 Aralık. Yani 21 Aralık'ta güneş ışınları nereye dik açıyla geliyor dediğimde ben bunu Güney Yarımküre'de bulunan Oğlak dönencesi olarak dikkate alırım. Yani 23-27 güney olarak dikkate almam gerekiyor. Çünkü 90 derecelik açıyla gelmiş bu alana ne zaman? 21 Aralık tarihinde. Buna göre baktığımızda 21 Aralık saat 12'de gölge boyu oluşmaz. Çünkü dik açıyla alıyor. Oğlak dönencesi üzerinde yer alır. Ki ne demiştik? Oğlak dönencesi üzerinde. 21 Aralık'ta yaşanan gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir denmiş. Ki eşit olamaz arkadaşlar. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de o Oğlak dönencesi kısmında yer alan merkezlerde olma ihtimali söz konusu. Ama diğer tarihlerde Oğlak dönencesi üzerinde gece gündüzün eşit olma durumu söz konusu değildir. O yüzden 1 ve 2 yani B şıkkını burada doğru cevap olarak almış olduk. K merkezinde yatay düzleme dik yerleştirilen çubuğun gölgesi 21 Mart'ta çubuğun boyuna eşittir. Ki 21 Mart ve 23 Eylül'de arkadaşlar cismin boyu gölge boyuna eşit ise bu 45 derece enlemlerinde olabiliyordu. Kuzey ya da güney fark etmiyordu. L merkezinde yer alan cisimlerin en kısa gölgenin düştüğü yönler yıl içerisinde değişmektedir. Yani ne oluyor? Yıl içerisinde gölge yönü değişkense bu dönencelerin arasında bir yerde olabilir. Çünkü dönenceler arasında baktığımızda bir güneyden bir de kuzeyden daha dik açılarla gelme ihtimali söz konusu olmaktaydı. M merkezinde 21 Aralık'ta cismin gölgesi oluşmamaktadır. 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine dik geliyordu. Buna bağlı olarak burada 12'de gölge boyu oluşmuyordu. Buna göre K, L, M merkezleri için yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? K merkezi kuzey yarımkürede yer alır. Şimdi 45 dedik. Kuzey mi güney mi belli değil. Çünkü kuzey yarımkürede, güney yarımkürede 45 derece enleminde bu durum geçerli. O zaman kesinlik yok. Gece gündüz süre değişimi en az L'dedir. Ki L dönenciler arasında olduğu için ekvatora yakın bir yerde ya da işte baktığımızda kutuplardan daha uzak bir yerde açıkçası. Buna göre gece gündüz süre değişimi bunlar arasında en az olan yerin L merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biri oğlak, biri nerede arkadaşlar? 45 derece enlemlerinde dönenciler arasında olan yer bunlara göre daha az farkın olduğu bölüm olacaktır. Güney kutbuna en yakın merkez M'dir denmiş. M oğlak dönencesi kısmında ama 45 derece enlemi de var. 45 derece belki daha yakın olabilir. O sonuç olarak ulaşılabilecek bir şey değil. O yüzden yalnız 2 B şıkkını burada doğru cevap olarak alabilirim. Yukarıda koordinatları verilen merkezler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? K ve M merkezlerinde 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya başlar. Bakıyoruz. K ve M merkezleri kuzey yarımkürede. Kuzey yarımkürede 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşadım. Ve 21 Haziran'dan sonra artık gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. O zaman bu doğru bir bilgi. M'de 21 Mart'ta ilkbahar başlarken L'de sonbahar başlar. M merkezi kuzey yarımküredeydi. L güney yarımkürede. 21 Mart'ta kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar. Bu da doğru bir bilgi. K ve L merkezlerinde
Yıl boyunca gece gündüz süre farkı aynıdır. K ve L'ye baktığımda enlem dereceleri aynı. Enlem dereceleri aynı olan merkezlerde gece gündüz süre farkı da aynıdır. Ki burada iki durum söz konusuydu. Ya aynı enlemde olacak ya da aynı enlem derecesinde olacak gece gündüz süre farkının aynı olması için. 21 Aralık'ta M ve N'de güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Ki aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerde bu MN olabilir, KL olabilir. Bunlar da doğuş ve batışın aynı olması için gece gündüzün eşit olması gerekiyordu. Ki 21 Aralık'ta gece gündüz eşitliği yaşanmadığı için bunları da güneşin aynı anda doğup batma ihtimali söz konusu değildir. K ve M merkezlerinde dünyanın güneşe en uzak olduğu tarihte yaz yaşanır. K ve M merkezi en uzak olduğu tarih 4 Temmuz olarak değerlendirilir ve bu tarihte Kuzey Yarımküre'de yaz yaşanmaktadır. Bu da doğru bir bilgidir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Hatırlatırsak aynı boylamda sadece gece gündüzün eşit olduğu 21 Mart, 23 Eylül'de doğuş ve batış aynı olmaktadır. O yüzden D şıkkını yanlış olarak yani doğru cevap olarak dikkate almış olduk. Dünyanın güneşe karşı konumunun yukarıda verilen şekildeki gibi olduğu tarihte aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz? Hemen bakıyoruz. Gece gündüz değişimi bize bilgi veriyordu. Kuzeye doğru gidiyorum. Gece süresi uzuyor. Ve kuzey kutup dairesine girdiğimde gece süresi artık 24 saati bulmuş. Buna göre tarihim 21 Aralık tarihi. Çünkü Kuzey Yarımküre'de gece süresi daha uzun olmuş. Buna göre güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelir. Ki ne oluyor? 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine, 21 Haziran'da Yengeç dönencesine dik açıyla geliyordu. Doğru bir bilgi. Güney Yarımküre'de bu tarihten sonra gündüzler uzamaya başlar. Ki 21 Aralık tarihinde en uzun ne yaşadı arkadaşlar orası? Ki 21 Aralık'ta orası yazı yaşıyor. Ve o tarihten sonra gündüzler ne oluyor? Giderek kısalmaya başlıyor. Çünkü 21 Aralık'ta ben kışı yaşıyorsam onlar yazı yaşıyor. Ve yaz tarihi ki 21 Haziran bizde. 21 Haziran'dan sonra biliyorsunuz ki gündüzler giderek kısalmaya başlıyordu. Bu yanlış bir bilgi. Ekvatorda yıl boyunca zaten 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor. Bu hangi tarih olursa olsun böyle. Kuzey Yarımküre'deki cisimlerin en uzun gölgesi ölçülür. Çünkü ben kışı yaşıyorum. Güneş ışınları en eğik açıyla geliyor 21 Aralık tarihinde. Kuzey Kutup Dairesi içerisinde 24 saat gece yaşanır. Bu da doğru bilgi. O yüzden B şıkkının burada yanlış olduğunu ki ben burada dediğim gibi 21 Aralık'ta yazı yaşıyorum. Güney Yarımküre'de olsam. Güney Yarımküre'de yazı yaşadıktan sonra yani 21 Aralık'tan sonra artık kışa doğru geçiş olduğu için orada gündüzler giderek kısalmaya başlıyor. O yüzden B şıkkını doğru cevap olarak aldık.